Herkese merhaba, ben Ayhan Göksu. Bugün sizlerle birlikte Creo Parametric View Manager üzerindeki Simplified Representations yani SimPrep konusunu inceleyeceğiz. Bu video uygulamadan ziyade biraz daha eğitim maksatlı hazırlanmış bir video olacak. Öncelikle hiç bilmeyenler için SimPrep nedir diye soracak olursak en basit haliyle SimPrep montajımızın sadeleştirilmiş bir halidir. Ve SimPrep yapısı bize özellikle büyük montaj gruplarında çalışırken çok büyük rahatlık sağlayacaktır. Şu anda ekranımda 6683 parçadan oluşan Terex Backloader montajım açık. Fakat ben günlük çalışma modumda tüm ana montaj ile çalışma ihtiyacını işte sadece kontrol yapacağım zamanlar dışında hissetmiyor olabilirim. Veya bu montaj için konuşuyor olursak montajı açıp yalnızca kabin ve şasi gruplarına veya yalnızca loader gruplarına göz atmak istiyor olabilirim. İşte bu gibi durumlarda SimPrep'ler bizim çok büyük kurtarıcımız oluyor. SimPrep yapısına söze başlarken de dediğimiz üzere Creo Parametric'te View Manager üzerinden yani grafik toolbarınız üzerinde şurada göreceksiniz View Manager'ı buradan ulaşabiliyorsunuz. Ve default olarak sizde açılan SimPrep'lerde işte Default Rep, Master Rep, Otomatik Rep seçenekleri olacaktır. Bu montajı incelediğimizde bakın burada farklı SimPrep grupları da göreceksiniz. İnceleyelim. Şasi ve Engine'denmiş. Ne oldu bakın montajımda? Montajımın içerisinde şase grubu ve motor grubu dışındaki diğer tüm parçalar exclude edildi. Devam edelim. Loader'a bakalım ne gelecek? Tekerlekler gitti, motor gitti bakın. Yalnızca ön yükleyici geldi karşıma. Beko sistem, arka yükleyici açılacaktır ve onunla ilgili diğer parçalar gibi gibi. Bakın cooling sistem de var burada veya işte kabine bakacağız diyelim. Kabinde çalışıyoruz. Kabin grubunda çalışıyoruz o anda. İhtiyacım olmayan parçalar exclude oluyor. Ve bu yapıyı tabii ki de program kendi kendini kurmuyor. Çalışacağımız montajın çalışacağımız bölümünü biz bir SimPrep olarak hazırlayıp buraya kaydediyoruz. Şimdi tekrar şöyle ana montaj grubuma döneyim. Aslında ana montaj yapısında çalışıyorum. Bakın montajı aç kapa yapmadım. Sadece ana montajımın içerisinde mevcut SimPrep yapısını değiştiriyorum. Yani parçaların bir kısmı exclude oluyor, diğerleri master oluyor. Ve siz herhangi bir şey seçmediğiniz sürece Creo'da açtığınız yani open diyerek açtığınız her part veya assembly master rep'te açılır. Şöyle çift klikleyerek master rep'i tekrar master rep yapısına geçiyorum ve bütün ana montajım karşında açılmış oluyor. Şimdi SimPrep'leri oluşturmaya geçmeden önce SimPrep'lerle ilgili bazı bilgileri vermemiz gerekiyor. Öncelikle kapatıyorum bu montajı. Montajımın olduğu klasöre geldim. Ana montajımın ismi bu. Bakın, fark etmemiş olabilirsiniz. Open derken open penceresinde open'ın sağ yanında küçük bir okçuk var. Open representation diye bahseder burada veya open otomatik gibi seçenekler var veya open subset var. Bunları sırasıyla inceleyeceğiz. Ne işe yarıyor sırasıyla bakacağız. Eğer ki ne dedik? Creo Parametric'te herhangi bir montajı veya parçayı direkt olarak open deyip açarsanız master rep'te açılır. Ama biz master rep'te açılsın istemiyoruz. Bu montajın üzerinde önceden hazırlamış olduğumuz simrep yapıları var. Onlardan birini açmak istiyoruz. O zaman gideceğimiz yer open representation. Open demiyorum bakın. Open representation. Representation'ını aç diyorum. Ve karşıma ne gelecek? Representation'ların olduğu. Bakın az önce gördük, tanıyoruz. Master rep ve default rep var burada. Ve incelemiş olduğumuz diğer repler. Yani bu bana ne kolaylık sağlayacak? Master Rep dediğimde bütün ana montajı açacak. Ben bütün ana montajı istemiyorum. Burada hazırlamış olduğum mesela kabin ve şase SimPrep'i var. Direkt olarak bunu aç diyorum. Çift klikleyerek birazdan gelecektir. Montajımız biraz yüklü bir montaj. Kabin ve şasi SimPrep'ini açtım. View Manager'dan kontrol ettiğine bakın. Kabin ve şasi SimPrep'i açılmış olarak karşıma geldi. Şöyle incelemeye devam edelim. Şöyle biraz kapataç kapataç yapacağım aynı montajı. Yine aynı bölümdeyim. Open Representation. Başka neler vardı burada? Aynı SimPrep'i inceleyeceğim. Şöyle pencereyi sağa büyütecek okçuklar var. Buraya kliklediğimde burada kliklemiş olduğum SimPrep'in bir ön izlemesini verecektir bana. Yani bu ön izlemeden neyi açmak üzere olduğunuzu görebilirsiniz.
Montajı tanıyan biri için bu listeyi tanıyacaktır. Monte üzerine çalışan birisi. Fakat montajı hiç tanımayan birisi göz atmak istediğinde simtreplere baktığında bu ön izleme onun için faydalı olacaktır. Şöyle Bekosis'ten bunun da ön izlemesini gösterelim. Ön izlemeyi görüyoruz. Bakın tekrar ön izleme bölümünü küçülttüm. Peki diyelim buradaki simtrep yapılarından hiçbirisi size uymadı. Siz tanımlamaya giderek yeni bir yapıda açmak istiyorsunuz bunu. O zaman burada Define butonu var bakın. Klikledim Define butonuna. Yeni bir simtrep tanımlanacağı için isim girmemi istiyor. Diyeyim ki buna test diye bir isim vereyim. Diğerlerine karışmasın. Daha sonra sileriz. İsmini verip Enter dedim. Şöyle bir pencere karşıma geldi. Ve ben bu pencereden şöyle tıklayayım önce hepsini. Şu an hepsi exclude. Bu pencereyi de şu şekilde kolay kullanabilirsiniz. İster yanına tik koyun. Biraz şurada kullanımdan bahsedeyim. Veya şöyle birkaç tane seçtiyseniz sağ tuşlayıp representation'ını master olarak ayarla diyebilirsiniz. Şu an tabii bütün ana montajım exclude görünüyor. Onu master rep yapalım. Şöyle hepsini görüntüleyelim. Şimdi görelim. Bakın tikini kaldır işaretle yapabiliyoruz. Veya işte şu an hepsi master. İşte seçtiniz buradan bu grup olmasın. İşte bunlar olmasın dediniz. Çoklu seçip sağ tuş menüsünden representation'ını exclude et diyebilirsiniz. Sağ tuş burada bizim için çok kullanışlı olacaktır. Ve bundan sonra open dediğimde şöyle biraz daha azaltalım bunları hızlı bir şekilde açalım. Exclude ettim ihtiyacım olanları. Open dediğimde yalnızca benim master rep olarak ayarladığım alt gruplar ana montajımın içerisinde karşıma gelecektir. Diğerlerinin hepsini exclude olarak karşımızda göreceğiz bakın. Ve en başta da bize bir isim sormuştu. Bunun da View Manager'daki simtrep yapısına bakın. Test simtrepi ile açtığımız için şu anda en başta da bize isim sormuştu. Bu isim de bu simtrepi buraya kaydetmiş oldu. Peki biz bütün simprep yapılarını bu şekilde mi oluşturacağız? Montajı açarken mi karar vereceğiz? Hayır, simprep oluşturmanın daha basit yöntemleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Şu anda incelediğimiz konu Open penceresindeki simprepi açma seçeneklerinden bahsediyoruz. Şimdi Preview bölümünü şöyle indirelim aşağıya. Özetlemek gerekirse şu ana dek yaptığımız şey Open Representation'da mevcut bir simprepi açtık. Veya farklı bir simprep tanımlayacaksak define seçeneğiyle simprepimizi isim vererek tanımladık. Yine buradan da gidebilirsiniz. Şunu da kullanabilirsiniz. Hiç kaydetsin istemiyorsunuz simprepi. Hızlıca seçip açmak istiyorsunuz. Yine define de kullanabilirsiniz. Open penceresinde şu montajımı seçeyim. Open subset'i göreceksiniz bakın. Aynı amaca hizmet eder. Bakın buradan da İşte hangilerini kullanacaksanız şöyle mesela kaldırayım tiklerini. Diyelim ki ben yalnızca şu grupları kullanacağım. Retrieve dedim bakın yine sağ tuştan faydalanabilirsiniz burada. Retrieve veya Don't Retrieve veya yanındaki tiki kaldırabilirsiniz. Seçtiklerinizi ekranda yeşile boyayacaktır. Ve Open dediğimde hiç bunu İşte isim sormayacak bakın bize. Simprep'e bir isim vermemiz gerekmeyecek. Seçtiklerimizle montajı açacaktır. Bakın sadece seçtiğimiz elemanlar master rep olarak karşımıza geldi. Şimdi bir de şu yapıdan bahsedelim. Kapatıyorum bu örneği. Is not displayed yapalım. Yine open penceresinde bulunan open otomatik özelliği. Bir bakalım Open otomatiğin ne yaptığını. Şu farklı bir örnekte göstereceğim bunu. Yine bir Assembly'm var. Assembly'nin ismini seçtikten sonra Open'ın açılır menüsünden Open otomatik diyorum. Montajımız açıldı. Fakat nasıl açıldı? Şöyle ürün ağacımıza bir göz atalım. Parçaların feature'larını getirmedi bakın. Open otomatik işte bunu sağlar. Ve nerede kullanışlı olur? Montajın tamamının hızlı bir şekilde ekrana gelmesini istiyorsunuz. İşte göz atmak için olabilir, bir kontrol yapmak için veya işte bir arkadaşa bakıp çıkacağım diyebilirsiniz hemen montajdan. O gibi durumlarda sadece
geometriyi getirir. Open otomatik rep seçeneği. Peki feature'lara ihtiyacımız oldu. Ne yapabiliriz? En basitinden parçayı activate edebiliriz. Bakın, activate ettiğimizde feature'lar karşımıza gelecektir. Bunun üzerinde çalışıyorsak. Veya şuna bakalım. Frame parity'ye bakın. Şu an zaten altyapısını görüyoruz. Activate dediğimizde feature'ları karşımıza gelecektir. Eğer master rep'e geçmek istiyorsanız, master rep'e geçtiğimizde yalnız ne olacaktır? Bütün montaj feature'larla birlikte karşımıza gelecektir. View Manager'dan master rep'ini çağır diyebiliriz. Master rep'e çift klik yaparak. Ha, tabii master rep'i açtıktan sonra otomatik rep'e dönmenin bir manası yok. Zaten feature'ları tekrar götürmeyecektir. Otomatik rep'in özelliği montajı açarken feature'ları getirmemesi. Zaten açmışız master rep'te, feature'lar gelmiş. Buradan otomatik rep'e dönmenin bir manası yok bu saatten sonra. Otomatik rep'i de gösterdikten sonra şöyle örneklerimize devam edelim. Şimdi geleceğimiz yer simprep yapılarını nasıl ayarlayabiliriz? En basit olarak nasıl ayarlayabiliriz? Şöyle bir montaj grubu açayım. Şimdi simprep'in özelliğine demiştik ki bazı parçalar işte exclude oluyor, bazıları master rep oluyor. Ve bunlar View Manager üzerinde bir listeyle tutuluyor. Şimdi şu an açtığım örnekte de önceden hazırlanmış User Defined Simprep yapılarını görüyoruz burada. İşte External gibi. Bakalım inceleyelim şöyle. Mesela Fuel Tank yapılmış. Bakalım Internal'a bakalım. Yalnızca iç kısmındaki işte Crank ve bazı dişliler var. Bir de Power Train'e bakalım. Gibi. Ne oluyor bakın, parçalarımız Exclude oluyor. Bu yapıyı en basit şekilde nasıl ayarlayabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle parçalarımızı seçmemiz gerekiyor. İster ekrandan seçin, ister ürün ağacınızdan seçin. Diyelim ki ben ne istiyorum burada? İşte Gearbox var mesela burada. Yalnızca Gearbox montajı ekranımda kalsın. Ha, bununla birlikte başka parçalar da seçebilirsiniz. Çok önemli değil. Mesela karbüratör ASM'yi seçelim. Yalnızca bunlar ekranda kalsın istiyorum. Hızlıca yapacağım şey, seçtikten sonra sağ tuş menüsünü açtım. Representation'a geldim. Master ayarla dersem, yalnızca seçtiklerim master rep'te kaldı bakın. Diğerlerini exclude etti. Veya karbüratör ASM'yi de şöyle exclude edeceğim. Veya bakın burada kolonu da görüyorsunuz ürün ağacında. Buradan da ayarlayabilirsiniz. Hemen yanında liste gelecektir karşımıza. Exclude et mesela. Veya işte engine ASM'yi. Bakın şu an boşluğa da klikleyebilirsiniz. No explicit status yazacak. Master rep'ini getir gibi. Şimdi bunu exclude edelim. Sadece bunu kaydedeceğiz diyelim. Bakın. En başta montajımda master rep'teydim. Bu pencereyi ortaya alacağım. Master rep'in yanında parantez içerisinde bir artı görüyoruz. Böyle bir artı gördüğümüzde ki View Manager kullanımından ayrıca bahsedeceğim farklı bir videoda. Onun da linkini videonun altına koyarım. Parantez içerisinde bir artı gördüğünüzde bu rep statüsünde bir değişiklik olduğu anlamına geliyor. Aynı şey explode sekmesinde de var burada. Style sekmesinde de, appearance state'lerde de, işte section'larda da var. Değişiklik olduğunda yanında parantezinde artıyı göreceğiz orada. Ve eğer ki ben bu değişikliği iptal edeceksem master rep'e çift klik yapabilirim. Değişiklik uçacaktır, bakın gitti. Tekrar ayarlayayım o rep'i. Kaydetmek istiyorum ben. Master rep ayarla dedim. Sağ tuşla tıkladım üzerine, save seçeneği klikledim. Şimdi ben bunu rep001 diye bir isim veriyor. Ben rep001 istemiyorum, buna Gearbox diye bir isim verdim. Okey. Bakın simprep'imi kaydettim. Master rep'im burada. Oluşturmuş olduğum Gearbox simprep'im burada. Bakın çok basit. Ha, ben şunu yaptım. İhtiyacım olan parçaları seçip master rep'ini ayarladım. Siz tam tersini de yapabilirsiniz. İhtiyacınız olmayan parçaları seçmiş olabilirsiniz. Şöyle mesela bu grubu seçtim diyelim. Bunların representation'ını exclude et. Yine aynı işlemin tam tersi. Ya geriye doğru gidebilirsiniz. Başka yolu var mı bu simprep'i oluşturmanın? Var. Şu master rep'ime geri dönüyorum. Direkt olarak View Manager penceresinden de bu işlemi yapabilirsiniz.
Az önce göstermiş olduğum yöntem, yani ürün ağacından veya parçaları seçip işte sağ tuş menüsünden hemen Extrude Master yap. O en basit yöntemiydi arkadaşlar. View Manager'dan yapıyorsanız şuradan New demeniz gerekiyor Simprep bölümünde. Bakın yine isim soracak bize. Yine test diyelim. Farklı montajdayız. Bakın bu pencereyi hatırladınız mı? Open representation'ı incelerken işte define dediğimizde veya open subset dediğimizde karşımıza gelen pencere. Buradan da seçebiliriz ihtiyacımız olanları. Ne yaparak? Yanına tick koyabiliriz parçalarımızın. Veya tickle çalışmak yerine şöyle ihtiyacımız olanları seçip sağ klik set representation işte master yap diyebiliriz. Başka ne gibi seçimler olabilir? Mesela select'e bakalım. Select'in main window. Ana pencereden seç. Bakalım buradan nasıl seçeceğiz. Seçeyim mesela. Bunu seçtim. İşte elcik assembly'sini seçtim. Elcik parçalarını seçtim. İşte bu parçaları seçtim diyelim. Orta tuş veya OK deyip bakın tekrar bu pencereye döndü. Statüsü değiştirmedi bakın. Şu an sadece seçim yaptım. Statüs değişmedi. Şu an hala Exolut ama benim ekranda işaretlediklerim seçili görünüyor şu anda. O zaman sağ klik representation'ını master yap bunların diyebilirim bakın. Seçtiklerim ekrana geldi. Bu da bir diğer kolay yöntemi. Veya Advanced Search'u kullanabilirsiniz burada. Search aracından, Search Tool'dan faydalanarak işte solid model isme göre aratabilirsiniz. Type'a göre ki bunlara da geleceğim daha sonra. Buradan da simprep'imizi ayarlayabiliyoruz. Bakın test simprep'im, master simprep'im. Oldukça basit bir kullanım var. Peki şöyle yapabilir miydim? Buradan Simprep bana yeni Simprep tanımlarken Search seçeneğini sunuyor bakın. Yani şunu yapabilirdim. Advanced Search mesela neler var? Cıvatalarım var, boltlarım var mesela. Hepsini bulsun istiyorum. Name, işte bolt yıldız yazıp Find Now deyip bakın hepsini seçtirdim. Seçtikten sonra listede seçili yaptı. Aynı şeyi uyguluyorum. Sağ klik bunların representation'ını exclude et. Pardon, exclude'larımız zaten. Bunların representation'ını master yap. Bütün cıvatalarım geldi bakın ekrana. Veya tam tersi cıvataları işte çıkaracaktık diyelim. O zaman en başta şu drill assembly'sini seçmem gerekiyordu. Advanced Search'u kullanıp ismi bolt olanları bul dedim. Orada hızlı geçmiş olabilirim. Şunu yapıyorum. Find now dedikten sonra listeye CTRL-A ile seçtiriyorum. Sağ atmanıza gerek yok. Direkt orta tuş yapabilirsiniz. Orta tuş dediğinizde tekrar aynı pencereye geri dönecektir. Bunların representation'ı exclude et. Dedirtebiliyoruz. Veya madem burada bize search tool'u veriyor. En başta basit yöntemi gösterirken mesela şunu yapmıştık biz. İşte ekrandan seçtiğimiz parçaları direkt sağ klikleyip işte representation'ını ayarlamıştık. O zaman search tool'um benim zaten şu alt kısımda. Buradan da kullanabilirim search tool'u. Find dedim. Solid model alıyorum. İşte isme göre arıyorum. İsmi Bolt'la başlayıp çünkü burada farklı boltlarım var. Bolt 5.24 var bakın. Bolt 5.18 var. İşte 5.15 var. 4.15 gibi boltlarım var. Ben bütün boltları bulsun istiyorum. O yüzden Bolt yıldız diyorum. Yani Bolt'tan sonrası fark etmez. Bolt uyuşunca hepsini bul yani. Bakın Search Tool'u kullandım. Find Now dedim yine. Hepsini seçtirdim şöyle. Orta tuş yaptım. En başta ne yapmıştım ben? Buradan ürün ağacından seçip representation'ını ayarlamıştım. Yine aynı şeyi yapacağım. Representation seçtim. Bunları exclude et. Master rep statüsü değişti mi? Değişti. Bunu kaydetmek istiyor muyum? İstiyor olabilirim. Sağ klik, save dedim. No bolt diye bir isim verdim. Okey. Bakın, oldukça basit. Yani burada bu pencereye gitme ihtiyacını çok fazla duyacağınızı sanmıyorum ama duymak istediğinizde de kullanımı zaten az önce gösterdik buradaki pencerenin de. Ön izlemeyi zaten sağdaki pencerede görüyorsunuz. Bu pencerenin bir de şöyle bir kullanımı var. Şöyle bir şey kaydetmek sanırım. Bir cancel diyeyim buna. Tekrar master rep'e geri döneyim. Şu fazlalıkları bir sileceğim. Oluşturmuş olduklarımı. Test no bolt kalsın. Veya kafa karıştırmasın. Onu da silelim. Master Rep'e geri dönelim. Bakın silerken de gayet basit sağ tuş menüsünden Remove veya yeni isimleneceksiniz. Rename diyebilirsiniz. Sağ tuş menüsü kısa yolunuzdur.
menüsünde de aynı seçenekler var. Seçtikten sonra ilgili simtrepe, işte remove, rename, işte redefine gibi yeniden tanımlayacaksınız diyelim. O zaman redefine diyebilirsiniz. O zaman sizi bu pencereye götürecektir. Ha, mevcut simtrepte değişiklik yapmak istediniz. Bakın bunu da araya sıkıştıralım. Mesela internal simtrepinde değişiklik yapmak istedim. Ben internal'a diyelim ki şurada bir parça da dahil olsun. Seçtim ürün aracından. İşte bu master olsun. İşte buradaki dişliği de exclude edelim. Representation'ı exclude et. Bakın internal simtrepindeydim. Yanında parantezine artı çıktı. Ne demekti? O simtrepin statüsü değişti. Kaydetmek istiyor muyum? Save diyeyim. Eğer ki yine bu simtrepte saklamak istiyorsam bu bilgiyi, o zaman aynı isimde kaydedebilirim. Okey dedim. Artık internal ismindeki simtrepin yapısı değişti. Bir master rep'e dönüp kontrol edelim. Master rep. Ve internal'a geri döndüm. Bakın az önce bu parça yoktu burada. Ve şurada bir dişlimiz daha vardı ama biz onu değiştirdik. Sadece tek farklı yaptığımız şey save diyerek yeni isim vermedik. Üzerine kaydettik mevcut simtrepin. Şimdi şöyle tekrar master rep'e geri dönelim. Bir de simtreplerinizi kural tanımlayarak da oluşturabilirsiniz. Yani kural tanımlamak derken de şöyle bir şey olabilir. Az önce mesela find'ı kullandık. Bütün boltları bulduk. Peki bir simtrep tanımlı olsa ve o simtrepin içerisinde boltlar ismi bolt olan bir parça hiçbir zaman giremese. Ya yani girmeye çalıştığında otomatik exclude olsa. Böyle bir kural tanımlasak simtrepe. Şöyle yapalım mesela. New diyeyim. Şöyle büyük küçük buraya büyük yazsanız da bu simprep penceresi onu küçüğe çevirecektir zaten. Bolt rule diye bir isim salladım. Bu pencereye geldim. Bakın model rules'ta edit rules. Rep action. Yeni bir kural ekle diyorum. Rep action'ımız ne yapacak? Exclude edecek. Neye exclude edecek? Birazdan tanımlayacağım kuralın içindeki bütün elemanları exclude ettirecektir. Veya siz tam tersi master'a çevirsin diyebilirsiniz. Condition ayarlayacağım. Şimdi burada bu açılır ise bir şey çıkmayacaktır. Bunun üzerine sağ tuş yapmanız gerekiyor. Yeni bir condition tanımlamak için. New diyorum. No bolt diye bir isim verelim. Enter. Yine bakın beni nereye yönlendirdi? Search aracının içerisine yönlendirdi. Amacım neydi? İsmi bolt olanları exclude ettireceğim ve bunun için bir kural tanımlıyoruz. Zaten solid model arıyorum. İsme göre arıyorum. İsmi bolt'la başlayanları arıyorum. Preview results dedim. Seçtirdim bunları. Okey dedim. Şu anda kuralım. Tamam. Şimdi bir şöyle yapayım. Bütün modeli master rep'e çevireyim. Şu an bütün her şey master rep'te. Üzerinde boltlar da var. Kural henüz koşturulmadı. Evaluate rules diyorum bakın. Ne yaptık? Kuralımı uygulayıp bütün boltları exclude etti. Herhangi bir bolt kalmadı bakın üzerinde. Ve kuralla tanımlanmış yeni simprepim de hazır oldu. Ve dedik ki şu an bunun içinde bir kural hazır olduğu için bunun içerisine farklı bir Bolt tekrar girmeye çalıştığında onu exclude edecektir. Şöyle uygulayalım bakın. Assembly ile şöyle rastgele bir bolt çağıralım. Montaj konumu çok önemli değil. Sonuçta montajın içerisine giriyor. Bakın bolt rule'dayım. Şöyle yapacağım. Sağ tıklayıp Edit menüsünden pardon. Evaluate Model Rules dediğimde kuralı tekrar gözden geçirecektir. Baktı kurala uyan bir parça daha gelmiş. Onu exclude edecektir. Bakalım son getirdiğimiz bolt ürün ağacımızın en altındaydı. Onu exclude ettirdiğini buradan görebiliyoruz. Peki bu simprep yapıları teknik resim tarafında işimize yarayabilir mi? Bunu inceleyelim. Mevcut montajı şu drawing deyip drill Bom diye bir isim vereyim. Boş antetle hazırlayacağım. Şimdi şöyle bir görünüş yerleştirelim.
Scale'imizi biraz küçültelim. Çağırdığımız yuvata hala burada duruyor. Şu ayarı da bir kapatalım. Mesh Surface Lines off yapalım. Evet, şöyle görünsün karşımızda. Şimdi bir otomatik montaj tablosu çağırıyorum. Hatta bunu şöyle yapalım. Bir assembly sırasına göre gösterdim. Şu anda alfabetik sırayla gösteriyor. Bir de assembly'lerimi gösteriyor. Onu da bir görelim tablomuzda. ASMR type'ı buraya getirsin. Şu an assembly partları karışık gösteriyor. Tablo sıramızı değiştirelim. Attributes menüsünden node up level. Evet, engine, altta spark plug. Alt montaj gruplarını da açmamıza gerek var mı? Şu anda yok. Recurse yapmaya gerek yok. Şimdi bu tablo şu anda master rep, yani bu montajın master rep'indeki bilgileri okuyor. Şimdi burada görünüşünüzün ne göründüğünün tabloyla bir ilgisi yok arkadaşlar. Tablonuz sizin model tree'nizdeki yapıyı okuyor. Ve model tree'de benim drill ASM'm şu an hangi rep'te görünüyor? Buradan bakıyorum, bakın. Drill ASM master rep'te görünüyor. Ben bunu farklı rep'ini çağırdım buraya, çağırmadım. Peki tablomun rep'ini nasıl değiştirebilirim? Şöyle bakın. Otomatik tablo bildiğimiz üzere yalnızca Repeat Region menüsünden kontrol edilir. Yani bu Repeat Region menüsünde yer alan bütün komutlar arkadaşlar şu otomatik tabloyu kontrol etmeye yarar. Bakın burada Model Rep görüyorsunuz. Model Rep. Klikliyorum. Select Region diyor bana. Region diye bahsettiği tablonun şu otomatize olmuş alanından bahsediyor. Klikliyorum üzerine. Drill Assembly'sinde çalışıyorduk. Drill ASM. Bakın seçiyorum. Tabloyu değiştirecek şu anda. Mesela internal rep'inde az parça vardı. Az parçada görelim bakalım karşımıza neler gelecek. Seçip confirm dedim. Bakın. Ürün ağacımda extrude etti. Yani internal rep'imi getirdi aslında buraya. Ve tablomu da ona göre güncelledi. Ve ne demiştik? Buradaki görünüşle sizin tablonuzda ne göründüğü birbirinden bağımsız işlemler bakın. Tablo neredeki bilgiyi okuyor? Ürün ağacınızdaki bilgiyi okuyor. Fakat benim görünüşüm neyi gösteriyor? Görünüş özelliklerine girelim. View States'e geldiğimde Simplified Representation Master Rep'i gösteriyormuş. Peki ben bu görünüşte Internal Rep'i görüntülensin istiyorum. O zaman Internal'ı seçip Apply diyorum. İşte şimdi geldi görünüş. Bir örnek daha yapalım. Yine Master Rep'e. Master Rep'e döndürmem şart değil ama baştan almak için yapmak istiyorum. Drill assembly'sini. Aslında şu an geri çağırırken bile yeniden uygulamış olduk. Powertrain rep'i vardı. Yaptığım işlemleri şöyle tekrar ediyorum. Repeat region'a geldim. Model rep değiştireceğim. Tablomu seçtim. Open penceresi açıldı. Drill assembly'sinde çalışıyordum. Çift klikledim drill assembly'sini. Bakıyorum farklı bir rep ne çağırabiliriz? Powertrain. Çift klikle aldım. Confirm dedim. Ürün ağacım buna göre güncellendi. Şimdi Powertrain'de 4 parça yok tabii ki de. Burada alt montajlarımızın içerisindeki parçalar gizli. Hemen onu da araya sıkıştıralım. Onu nasıl göstereceğiz? Yani Engine Assembly'si. Engine Assembly'sinin içerisinde aslında bakın Engine Block var, Engine Bearing var. Mesela silindir parçası var, boltlar var. Şu Assembly'nin içini görüntülemek istiyorum. Geliyorum. Repeat Region menüsüne. Attributes'e geldim. Tablomu seçtim. Recurse deyip menüye done diyorum arkadaşlar. Şimdi bu attribute'den gittim bakın. Buradaki recurse bütün tabloyu recurse edecektir. Bütün tablonun içindeki montaj yapılarını açacaktır. Ama siz ihtiyaca göre şunu istiyor olabilirsiniz. Tekrar geri döndüreyim onu. Flat'e geri döndüreceğim. Siz ihtiyaca göre yalnızca gearbox çakın altı açılsın. Engine yine tek kalem göstermek istiyorsunuz orada. O yine böyle kalsın istiyor olabilirsiniz. O zaman flat rack item bakın. Az önce attribute menüsüne ulaşmıştım. Bu defa flat rack item yine flat ya da recurse yapmaktan bahsediyor. Bu defa ama item seviyesinde.
Seçtim tabloyu. Recurse yapacağımı seçmemi bekliyor benden. Gearbox çakı recurse yap. Okey dedim. Bakın engine block içini açmadı. Engine assembly'sinin içini açmadı. Çünkü engine block, engine bearing falan görünmesi gerekiyordu. Yalnızca gearbox çakın içerisine açtı. Neredeydi gearbox çakımız? Ürün ağacımızdan kontrol edecek olursak. Bakın gearbox rear, primary gearshaft, işte gearbox front gibi parçaların olduğunu görüyoruz listede. Bu bilgiyi de araya sıkıştırmış olalım. Görünüşümüzdeki rapi nasıl ayarlıyorduk? Onda da zaten powertrain seçmiştik burada. Görünüş özelliklerime giriyorum. View States Simplified Representation'da görünüşüm powertrain şurada powertrain'i seçip uygula dedim. Bu şekilde de simrepleri teknik resimde kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi özetlemek gerekirse neleri gördük? Şöyle bir gün sonuna bakalım. Open penceresinde Open Representation'ı gördük. Oradan Simprep listesini getirmeyi gördük. Bununla ilgili bir bilgi daha söyleyeceğim. Şimdi her zaman Open Representation listesini kullanıyorsanız, yani herhangi bir montajı açarken bana sürekli bunu sorsun. Bu listeyi karşıma getirsin. Ben Open dediğimde buradan işte alt menüye gidip Open Representation demek zorunda kalmayayım. Bunun için Creo'nun config ayarlarında şu config var arkadaşlar. Ki bende de açık bu config şu anda. Mesela en basitinden şöyle bir tane küçük montaj aç dediğimde şöyle benim ikinci pencereme düştü bakın. Liste otomatik geliyor karşımda. Bunu Creo'nun konfigürasyon ayarlarında şuradan değiştiriyoruz. Options'a geldiğimde Configuration Editor'de Open Simplified Rep by Default ayarı. Açıklamaya zaten dikkat edin. Eğer ki yes olursa ayar, Open Rep diyalog penceresini her zaman kullanacağından bahsediyor. Ne olursa kullanmayacağından bahsediyor. Bu ayarı yes olarak ayarlarınıza ekleyip konfinizin üzerine kaydederseniz arkadaşlar her açılışta Open Representation demeden aynı şöyle bende olduğu gibi şu ikinci penceremde şöyle pencereleri getireyim bakın. İşte Rico ile ASM'yi aç dedim mesela hemen bu pencere otomatik karşınıza düşecektir. Buradan da işte ihtiyacınız olan bir app varsa seçebilirsiniz. Open Representation seçeneklerini görmüştük. Open Automatik'ten bahsettik. Feature'lar gelmiyordu Open Automatik'te. Veya yine Open Representation'da buradan Define diyerek yeni bir rep tanımlama bölüm penceresinden gitmiştik arkadaşlar. Rep tanımlamıştık. Parçaları seçerek hemen sağ tuş menüsünden simprep yapmayı gördük. Simprep'i oluşturmaya. Bunda ne oluyordu? Parçayı seçip şöyle işte statüs değiştikten sonra o repteki statüsün değiştiğini görüyorduk. Kaydedeceksek, mesela üzerine kaydedeceksek hemen save deyip aynı isimle kaydedebilirdik veya farklı bir rep olarak kaydedeceksek o zaman farklı bir isim verirdik. Veya vazgeçmek istiyorsak değişiklikten hiçbir şey yapmadan üzerine çift klikleyip değişiklikten vazgeç diyebiliyorduk. Bir de ek olarak ileri seviye kural yazarak rep nasıl oluşturulur? Bundan bahsettik arkadaşlar. Şimdi bu uygulama videomuzun sonuna geldik. Umarım eğitici bir video olmuştur. İlave olarak View Manager'ın kullanımıyla ilgili Simprep'ten bahsettik. View Manager'ın kullanımıyla ilgili bir video daha hazırlayıp linkini videonun altına koyacağım arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.